Evet arkadaşlar, bugün yine Five Nights at Freddy's Plus'tayız. Twitter'dayız daha doğrusu. Bugün yeni gelişmeler var. Yarın yılbaşı... Hayır, yarın değil lan, dur. Yarından sonraki gün yılbaşı. Erkenden yılbaşınızı kutlamış olayım. Hemen başlayalım, şöyle kısa bir video olsun istiyorum. Normalde facecam açacaktım. Yok abi yok. Gündüz ya, açamadım hani. İlla gece açmam lazım benim. Bu arada 148 bin takipçi olmuş. Başlayalım. İşte yeni haberlerimizin olduğu bir şey var burada. Bir şey değil aslında. 3 şey var. Bakın 3 adet post atılmış. Burada bir demo da görüyoruz. Buna videonun sonunda geleceğim. Şuradan başlayalım bakalım. Burada posterlerimiz var. Bir bakalım ne yazılmış. Evet, bir yardım yayını yapılmış. Hani bağış yayını yapılmış ve bu bağış yayınında belirli bir seviyeye gelindiği için izleyicilere ödül olarak bu posterleri yayınlamış Phil arkadaşımız. Abi güzel gözüküyor. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu modeller harika bence. Çok güzel görünüyorlar ama bir şey söylemek istiyorum. Filmde umarım bu modeller kullanılmaz. Böyle bir ihtimal var. Önceki videoda buna değindim. Önceki videoyu kesinlikle izleyin, o film videosunu. Çok değerli bilgilere sahip. Çok değerli bilgiler için içeriyor o video. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Devam edelim. Bu zaten klasik FNAF 1 ve çok güzel remake edilmiş. Burada dediğimiz o bunun açıklamasını öbür FNAF Plus videosunda da yapmıştık. Fredericks Tools and Time Pieces diyor. Yani ya, saatçi bir şirketmiş galiba. Onun posteri. Help'i var ya. Help'i posteri var abi. Çok iyi. Çok iyi. Bir de FNAF Plus şeyi giymiş. Mükemmel. Lumber Bites. Vay be. Güzel. Ama bunlar çok da ilgi çekici şeyler değildi. Şu hariç. Şu önemli bir şeydi. Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Demoya gelmek istiyorum bir an önce. Çünkü demosu çok önemli. Ya şu sahneyi hatırladım. Çok güzeldi. Şöyle girelim bakalım. Let's Party diyor burada. Gayet güzel bir poster bu arada ya. Abi çok güzel olmuş lan. Valla güzel. Eski günleri anımsattı bana. Let's Rock. Ben bu Bonnie tasarımından hala emin değilim. Çünkü çok gerçekçi durmuyor açıkçası. Ve korkunç duruyor. Let's Eat yazıyor. Ve burada da çikamız var. Ben bu çika modelinden hele hiç emin değilim. Bak kesinlikle hiç emin değilim. Abi böyle modelleri bu mekanlarda nasıl kullanabilirler? Bir de gerçekçi diye sunulan bir oyun olduğu için söylüyorum. Yoksa demezdim ama abi bu göz ne ya? Devam edelim. Let's Play. Aa, Foxy yayınlanmış. Ben bunu görmemiştim. Foxy yayınlanmış ve beklediğimiz şekilde. Yani öbür trailer videosunda da gördüğümüz Foxy yani. Hani bir değişiklik olmamış. Gayet güzel abi. Çok güzel duruyor. Bu arada bir tek Foxy'den bundan bahsedebilirim. FNAF 1 Foxy'ye nazar daha iyi duruyor lan. Hani kafasından bahsetmiyorum. Zaten tipi neredeyse değişmemiş bile. Şu detayları vesaire daha iyi duruyor ya FNAF 1 Foxy'den. FNAF 1 Foxy'nin yeri ayrıdır tabii ki. Ona gelmeyeceğiz. Abi çok güzel yapmışlar. Ben beğendim. Ne yaptım lan ben? Twitter'ın böyle oyuncakları var bilmiyorum. Evet. Burada da bir FNAF Plus demo zip var. Siz indirmeyin diye ben indirdim. Umarım virüs kapmam. Umarım kanalımı çaldırmam. Çünkü biliyorsunuz ki bu aralar bütün kanallar çalınıyor. İşte sahte polis baskınları, işte kredi kartları vesaire, böyle salak saçma şeyler dönüyor ülkemizde şu an. Korkmuyor da değilim açıkçası, ben bayağı korkuyorum. Bunun popülerlikle bir alakası yok. Ne kadar alt seviye bir YouTuber ya da ne kadar üst seviye bir YouTuber olsanız da kanalınız para ediyor. Çünkü o 1000 abone 4000 saat izlenmeyi geçmek her yiğidin harcı değil. Bu yüzden para kazanması açılmış bir kanalı çalmak her türlü kar oluyor. Yani 1000 abonem bile olsa benim kanalımın çalınmasının tabii ki bir riski var. Bunları sizin aranızda olan YouTuber arkadaşlara da söylüyorum. Arkadaşlar, gerçekçi olmayan iyi postlar pek bakmayın derim. Kanalınızı çaldırabilirsiniz, çok ciddi söylüyorum. Bakın şöyle diyeyim size. Benim e-mailime her gün yaklaşık 10-15 tane fake sponsor geliyor. Fake olduğunu nereden anlıyorsunuz? Size çok yüklü miktarda paralar sunuyorlar. Azıcık gerçekçi olun ve kendinizle barışık olun abi. Size bu paraları gerçekten teklif edebilecek bir şirketse bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz ve ayrıca bir nokta daha var. Hiçbir sponsor sizden bir şey indirmenizi istemez arkadaşlar. Siz her şeyi kendiniz halledersiniz. Sponsora videoyu yaparsınız, o da size parayı yolla. Daha önce bir kere yaptım sadece ama işleyişim bu olduğunu biliyorum. Yani hiçbir şekilde siz bir şey indirmiyorsunuz. Çünkü indirdiğiniz zaman genelde bilgisayarınız elden gitmiş oluyor. Yapmayın sakın böyle şeyler. Yani ne demeyi bileceksin abi? Adam bana 600 700 1000 dolar teklif etmiş. Bak, 1000 dolar teklif etmiş. Video başı 30 saniye reklamını yapacağım, 1000 dolar diyor. Sizce bu gerçekçi bir şey mi? Yani ben affedersiniz 10-15 bin izlenen bir kanalım ortalama. 15 bin izleniyorum. 30 bin izleniyorum. Hadi taş çatlasın 70 bin 100 bin izlendim. Ona bile
$1000 verilmez arkadaşlar 30 saniye için. Mantıkla düşünün. Öyle bir şey yok. Gerçek değil. O yüzden böyle arada da böyle küçük YouTuber'lar olan, aranızda küçük YouTuber'lar varsa onlara da böyle küçük bir şey vermiş oldum. Tüyo vermiş oldum. Şu demoyu bir indirelim artık. Siz indirmeyin diye ben indirdim. Aha da demo burada arkadaşlar. Şimdi oyunun logosunu da görmüş olduk diyeceğim. Bunların hepsi fake olabilir. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar oyunun logosu. Beklediğimiz gibi. Basıyorum. Açacağım ama bu tam ekran açılıyor galiba. Kaydediyor mu lan bunu? Bir dakika. Evet, ekran şu an size geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerinden bir yorumlama yapacağım. İnsanların çoğu bunun fake olduğunu söylüyor. Bakalım, ben şu an daha denememiştim. Deneyelim bir şöyle. İndirdim ama açmadım, videoda açarım diye. Şimdi fake gibi duruyor mu? Bence fake gibi duruyor kesinlikle. Bu FNAF 1 arkadaşlar. Umarım böyle çıkmaz bu oyun bu arada. Aa böyle değişiyor. Bu fake değil, bir dakika. Şimdi logo konusunda bir şey diyeyim mi? Şu tuşlar kesinlikle daha modernize bir şekilde çıkar. Şurada exclusive demo yazıyor zaten. Bir dakika, şimdi New Game'e geldiğim zaman Freddy Fazbear'ı görüyorsunuz. Elimi çekiyorum, Freddy Fazbear'da kalıyor. Continue'ye geliyorum. Bonnie var abi, çok güzel yapmışlar, renderlamışlar. Elimi çekiyorum, bir şey olmuyor. Bak etrafa tıklıyorum abi. Demo'ya tıklıyorum, Plus'a tıklıyorum. Bir şey olmuyor. Böyle gizemleri de araştırayım. Exit Game'e bastığım zaman adeta çıka bana çıkma lan diyor böyle. Kal lan oyunda, oyna lan oyunu yapıyor böyle. Şimdi elimi çekeyim, bir şey olmuyor. Biz New Game'den bir başlayalım isterseniz. Continue falan, bunları da deneriz. Belki demoya hani sürpriz bir şeyler koymuşlardır. Yükleme ekranı, oha çok güzel duruyor lan. Help Wanted, Freddy Fazbear's Pizza. Tamam, burada normal aynı açıklamanın resmi farklı olan versiyonu var. Bakın şurada yükleme barı çok güzel görünüyor. Bu Frederick bilmem nesinin saatlerinden koymuşlar ve çok güzel duruyor abi. Yükleme ekranı umarım böyle olur. Şuranın renderı falan çok hoş duruyor. Şöyle başlayalım. Lan 2 saattir de açılmadı. Evet, jumpscare falan yiyeceğiz biz muhtemelen arkadaşlar. Yapma ya. Yapma ya. Jumpscare yiyeceğim. Ney? Jumpscare yiyecek miyiz? Bu kadar mıydı? Tıklayayım, hiçbir şey olmuyor. Evet, ekranda bu görüntüyle arkadaşlar fake'miş. Evet. Ama bence bize gene bir şeyler gösterdi bu arada. Şöyle kapatalım. Size baştan açacağım. Bir de continue'ya basmak istiyorum. Belki başka bir şey olur abi. Evet, şimdi bir de continue'ya basalım. Belki başka bir şey oluyordur. Aynı ekran gene. Ben az önce burada yaklaşık bir dakika falan bekledim ve orada korktum hani bir jumpscare yiyeceğim lan ben kesin diye. Belki burada yerim. Belki continue'ya koymuşlardır. İki tarafı da deneyeceğim yani. Deniyorum. Şuralarda ne yazıyor acaba? Şu altlarda falan. Evet, böyle yükleme ekranında beklediğiniz zaman böyle şeyler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Evet, açılıyor galiba. Aynı ekran mı geliyor? Tekrar kendi aynı ekran. Abi çok güzel yapmış ya. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Harika olmuş. Kapatıyorum. Şuradan video kaydını tekrar açalım. Arkadaşlar bence güzel bir gelişmeydi. En azından bir yükleme ekranı falan gördük oyunun. Güzel de bonus böyle içerikler de yayınlanmış. Güzel bir yılbaşı şakasıydı. Ben eğlendim bu videoda açıkçası. Keşke facecam'im olsaydı. Tepkilerimi de görebilirdiniz ama maalesef açamadım. Arkadaşlar cumartesi pazar da video gelecek. Cumartesi pazar mı bilmiyorum ama pazar kesin bir yılbaşı videosu gelecek sizler için. O videoda ben konuşur muyum konuşmaz mıyım bilmiyorum. Öyle bir sürpriz olsun size, böyle değişik bir video hazırlamak içimden geldi açıkçası böyle. Relax bir şekilde izleyeceğiniz böyle sözsüz, sakin bir video yayınlamayı düşünüyorum. Pazar gününe saatlerinizi kurun arkadaşlar. Yılbaşına girdikten sonra benim videoma da bir uğrarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu yıllar şimdiden. Bay bay.